Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlarım, inşallah bugünkü dersimiz yine Bakara suresinin 257. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Allahu Allahu Teala veliyyu yardımcısıdır. Nasiru yardımcısıdır. Ellezîne âmenû iman edenlerin yardımcısıdır. Yuhricuhum onları çıkartır Allahu Teala minaz o zulümden karanlıktan yani ondan kasıt el kufri. Yani o küfürden inkar etmeden onları çıkartır kafirlikten ile nuri. Onları o karanlıktan aydınlığa çıkartır. Aydınlıktan kasıt el iman, imana çıkartır. Yani onları mümin kılar. Vellezine <laughs> keferu kafir olanlar ise evliya uhum onların dostları ise ettağutu yani şeytan şeytanlardır veya da o putlardır demiştik diğer ayette yuhricu onları çıkartır minen nuri ila zulümeti nurdan aydınlıktan onları karanlığa çıkartır yani imandan onları küfre çıkartır, küfre götürür. Aziz dostlarım burada normalde Kafirler nurun içinde değildir. Nasıl onlar o şeytanlar onun nurun içinden karanlığa çıkartır diye bir sual vardır burada bir soru vardır. Müfessir Hazretleri bu sorunun cevabını veriyor işte burada. Diyor ki Zükirel ihracu ihraç zikir edilmiştir burada yani bu kafirler için. İmma yan fi mukabeleti kavlihi Allah'ın sözüne mukabil olsun diye. Yuhricuhum mine zulümeti ondan önceki o yuhricuhum Allah onları karanlıktan aydınlığa çıkartır sözüne mukabil olsun diye böyle söylenmiştir. E hatta söylenmiştir. Fi kulli o kişi hakkında ki emene bin nebiyyi kabili bi minel yahudi. Yahudilerden daha peygamber efendimiz daha gönderilmeden önce ona inanıp da keferabi sonra onu inkar edenler hakkında bu söylenmiştir. Yani bu şekilde ne yapabiliriz? Bu soruya cevap verebiliriz. Ulaike işte bunlar ashabun nar. Ateş ehlidirler. Hum onlar fiha halidun. Orada o cehennemde ebedi kalacaklardır. Elem tera? Görmedin mi ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam? İle lezi o kişiyi ki hacca tartışan, cadele, mücadele eden, tartışan o kişiyi görmedin mi İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam ile tartışan kişiyi? Kim hakkında? fi rabbihi. Rabbi hakkında tartışan kişiyi görmedim mi? Neden tartışıyor? Lian atahullahul mülk. Allah kendisine mülk verdiğinden dolayı ey hamalehu. O adamı sevk etti. Bata ruhu yani kibiri bir nimet ile Allah'ın nimetlerine karşı saygısızlığı alâdâlike bu tartışmaya onu sevk etti. Kimdi bu da? Nemrut. O da Nemrut'tur. Hani bu is bedelü min hacı tartıştı yani şöyle hani gale dedi İbrahim İbrahim aleyhisselam ona söylemişti lemme ne zamanki ki gale söyledi Nemrut sordu lehu ona şunu sordu men rabbuke ellezi senin rabbin kimdir ellezi o rabbin ki ted'u çağırıyorsun na bizi ileyi kendisine çağırdın o rabbin kimdir diye sorduğunda hani İbrahim aleyhisselam demişti Rabbi benim Rabbim Ellezi o zattır ki yuhyi ve yumit öldüren ve diriltendir. Yani canlılığı, canlıyı ve ölümü hayatı ve ölümü yaratandır. Ey yahulukul hayate vel mevte fil ecsadi. Cesetlerde ölümü ve hayatı yaratan zattır dedi. Kale huve o nemutse dedi ki ene uhyi ve umit. Ben de öl, canlı diriltir öldürürüm. Neylen bil katli öldürerek öldürürüm. Ve a'f'u anhu affederek de onu dilletirim dedi. Ve de abi raculeyni hatta daha da fazla ileri gitti. İki adamı çağırdı. Fakat el ahaduma birini öldürdü ve terekel ahara ve diğerini de bıraktı. Felem ne zaman ki raa Hazreti İbrahim gördü. Hu bu Nemrut'u gabiyen budala cahil olarak gördü. Kale dedi ki İbrahim İbrahim Aleyhisselam muntakilen ila hüccetin evdaha minha. Muntakilen yönelerek ila hüccetin bir delile evdaha minha. Önceki söylediği delilden daha açık bir delile yönelerek söyledi ki. Fe inna Allah'u Teala ye'ti bi şemsi. Ye'ti bi şemsi. O güneşi getirir minel meşriki. Doğudan getirir. Sense fe'ti biha. Sen de ente, sen de onu getir, o güneşi getir minel mağribi. Sen de onu bat batıdan getir bakalım. Madem sen de ilahsın. Fe bu hitellezi kefer. O kafir olan kişi dehşete düştü, şaşkınlığa düştü, hayrete düştü. Ne diyeceğini cevap ne diyeceğini bilemedi. Tahayyara şaşırdı ve dehşete dehşete düştü. Vallahu Allahu Teala la yehdil kavme zalimin. Zalim olan kişileri hidayete erdirmez bil küfri, küfür sebebiyle neye erdirmez ila mahaccetil ihticac yani protesto edecek argumana kendisini ulaştırmaz. Ev ve hatta rayete görmedin mi ey Muhammed? Tellezi Buradaki elkafu zayid otun gibi. Yani ellezi o kişiyi ki merra ala karyetin bir memleketin yanından geçen o kişiyi görmedin mi? Hiye beytül maktis ki o da beytül maktistir o memleket. Rakiben bindiği halde ala himarin bir az, özür dilerim aziz dostlarım bir ee, eşeğin üzerine bildiği halde söyledi ki ve ma'u kendisiyle beraber silletü tinin bir ee, zeytin selesi ve kadahu asirin bir üzüm suyu kadehi bir kadeh üzüm suyu ve huve kimdir bu da Üzeyr'un Üzeyr aleyhisselamdır ve ve o memleket haviyetun saqitatun düşmüş idi ala uruşiha. Damı üzerine çökmüş olduğu halde o memleki damları üzerine çökmüş olduğu halde memleketin yanından e, geçti. E, en sukufiha da damı üzerine lemme ne zaman ki harabeha onu harabeha onu harap etti. Bakan bakat nasar bu o zamanki bir hükümdarın ismidir. Aziz dostlarım o ne zamanki or orayı harap ettikten sonra bu Üzül Aleyhisselam oradan geçerken dedi ki Kale dedi in enne aziz dostlarım bu nusada inni yazıyor yanlıştır ennadır enne keyfe nasıl yuhiyi la ba'de mevtiha bu memleket yok olduktan sonra yani öldükten sonra harap olduktan sonra Allah burayı nasıl diriltecek? Tabi bu inkar babından değildir. İstiazamen li kudretihi teala. Allah-u Teala'nın gücünü yücelterek. Yani Allah'ın dışında kim burayı nasıl yapacak Allah-u Teala? Nasıl şey yaptı ki inkar ediyor yapamaz. Acaba nasıl bir şekilde kaç zaman sonra burayı e, ihya edecek diye söyledi. O söylediği an fe emetehullahu. <laughs> Allah-u Teala kendisini öldürdü ve elbese ve bekletti mi ete amin yüz yıl onu o şekilde bekletti sümme baasehu ondan sonra onu diriltti ahiyahu liyuriyehu ki onu göstersin keyfi yetezelike bu diriltmenin nasıl olduğunu ona göstersin diye Allah'tan onu diriltti. Kale Teala Allahu Teala buyurdu lehu ona Üzeyr Aleyhisselam'a kem nebiste ne kadar kaldın buna sen burada ne kadar kaldın diye söyledi. Kale dedi ki Üzeyr Aleyhisselam Lebistü yevmen o ba'da yevm. Yani bir gün kaldım veyahut da yarım gün kaldım. Neden bunu söyledi? Lenno çünkü Üzeyr Aleyhisselam Nâme evvelen neher gündüzün ilkinde ilk gündüz vaktinde uyudu. Fekubida ve ruhu alındı. Ve uhiyye ise yani diriltildi indel gurubi yani güneş batışına doğru diriltildi. Öyle fazanne ennehu yevmun nevmi. O da zannetti ki o gün öldü, uyuduğu gündür diye zannetti. Dolayısıyla bu şekilde cevap verdi. Yani bir gün veya da yarım gün diye cevap verdi. Kale Teala Allah-u Teala söyledi ki Belle biste belki sen kaldın mi ete amin. Yüz yıl sen bu şekilde kaldın. Vanzur bak ila ta amike yemeğine bak, ettiğine, zeytinine bak, ve şarabı ki içeceğine bak, el asile üzüm suyuna bak, lem yetesenne, değişmemiştir. Lem yetegayyer, değişmemiştir, min toliz, ma toliz zamani, zaman uzun olmasına, uzun olmasıyla beraber yine değişmemiştir. Vel ha, o aziz dostlarım, şuradaki ha, kıyla denilmiştir, aslun, asıldır, min sanehtu, Sanehet aziz dostu özür dilerim. Sanehetin aslıdır. Yani saniyet değişti manasında. Vakti ile denilmiştir ki o e, ha lissekte haysektedir Min saniyet saniyetten alınmıştır. Min saniyetü saniyetü alınmıştır. Yani oradaki lamu şey e, lamu fili yağdır. Ve fi kıraatın bazı kıraatlarda ise bir ha. Zaten bu ha yoktur. Ve innec aleke Özür dilerim aziz dostlarım. Vanzur ve bak ilahi merike. E, eşeğine bak. Keyfe huve. Ne haldedir o? Ferah baktık ona baktı. Megiten onu ölü olarak gördü. Ve izamuhu ve e, kemikleri bilun teluhu parlayan böyle beyaz hale gelmiştir. Fe anna zelike. Biz bunu yaptık. Lite aleme ki bilesin. Ve aleke. Ve seni yapacağımız için ya yapmak için ayeten alel ba'si. Sonradan delirtilmeye bir delil yapmak için biz bunu yaptık. Linnâsi insanlar için bir delil olasın diye. Ve izami ve min himarik eşeğinin bu kemiklerine bak. Keyfe nunşiruha. Aziz olsun buradaki nunşiruha şu anda okuyacağız. Bunu manasında nasıl onu dirilteceğiz? Bidamin nuni nunşiruha. Ekna babından, ef'ale babından ve kur'e bi fethiha nenşiruha min enşara. Yani o dammeli okursak, nunşiru okursak enşara babından geliyor. Eğer nenşiru okursak neşara babından geliyor. Lugaten iki lugattır. Ve fi kıraetin şu anda bizim normal Kur'an'da okuduğumuz kıraat nunşizuha'dır. Bi dammin nuni ve zayi iledir. O zaman manası nuharrikuha. Bak biz bu e, kemikleri nasıl böyle eee hareketlendiriyoruz. Venarfa ve bunları nasıl kaldırıp toparlıyoruz? Sunme ondan sonra neksuha ona giydiriyoruz. Lahmen. E nasıl ona giydiriyoruz? Bak bakalım nasıl yapıyoruz biz bunu diye. Ha Allahu Teala Hazreti Üzeyir e söyledi. Fenasa Hazreti Üzeyir baktı İleyha o eşeğinin kemiklerine baktı ve terakkebet birleştiler ve kusiyet lahmen ve kusiyet giydirildi lahmen et ona giydirildi ve nufiha fihi ruh ve ona o ruhu üflendi ve nehaka ve o eşek anırmaya başladı. Felemme tebeyyene ne zaman ki ap açık oldu. Lehu bu Hazreti Üzeyre zelike bu olay bir müşahedet böyle gözle görür şekilde ona ne oldu? Açık oldu. Yani gözle görür bir şekilde bu olay ortaya geldi. Gale dedi ki Hazreti Üzeyr Alemu ben artık biliyorum ki ilme müşahedetin gözle görülür bir bilgiyle artık kesin biliyorum ki ennallahı Allahu Teala ala kulli şeyin kadir her şeye gücü yetendir. Ve bazı kıraatlarda ise aziz dostlarım bu e, e, Alemu değildir. Yani kâle Allahu Teala buyurdu. E'lem yani bazı kıraatı e'lemdir emru minallah Allah'tan bir emirdir lehu üzül aleyhisselama yani şöyle mana kale Allahu Teala buyurdu bu sefer e'lem bil ey üzeyir ennallah Allah her şeye gücü yetendir diye bil bu şekilde aziz dostlarım aziz dostlarım bugünkü dersimiz bu kadar Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin ve sallallahu teala aleyhi seyyidina muhammedin nebil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in